Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda İsra suresinden 90-95. Ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Burası nübüvvetle alakalı bir bölüm. Yani peygamberlikle alakalı. Malum Allah-u Teala peygamberimize gelinceye kadar her kavme peygamberler göndermiş ve peygamberleri aracılığıyla mesajını insanlara iletmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber ve son peygamberin muhatapları kendi devrinde yaşayanlar ve kıyamete kadar bütün insanlar. Ancak peygamberimizin muhatapları kolay kolay hemen kabul etmek istemiyorlar ve adeta işi yokuşa sürercesine peygamberimize olmayacak tekliflerde bulunuyorlar. Ayet-i Kerime bize bunu şöyle anlatıyor. Ve galu, onlar dediler ki len nu'mine leke, biz asla sana inanmayacağız. Hatta tefcure lena minel ardı yenbu'a, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yerden bizim için bir pınar meydana getirmedikçe biz asla sana iman etmeyeceğiz. Ev tekune leke cennetun min nahilin ve inep, veya hurmadan, üzümden senin böyle hurmalı bahçelerin olsun. Fetüfeccirel enhara hilaleha tefcira, ve bir de bunların ortalarından bir nehir akıtasın. Bunu yapmadıkça da sana iman etmeyeceğiz. Ev tüskıtas semâe kemâ zeamte, veya iddia ettiğin gibi sema üzerimize düşsün. Kisefen, ve üzerimize bu şekilde çöksün. Ev te'tiye billâhi vel melâiketi gabîle, veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getiresin. Bunları yapmadıkça da sana inanmayacağız. Ev yekûne leke beytun min zuhruf, veya altından senin bir evin olsun. Kerpiçleri altından olan bir evin olsun. Ev tergâ fissemâ, veya semaya yüksel. Ve len nü'mine li rukiyike hatta tünezzil aleyna kitâben nagra'u. Ve o semadan okuyabileceğimiz bir kitabı da bize getirmedikçe biz yine senin semaya çıkışına da inanmayacağız. Kul subhane rabbi, de ki Rabbimi tenzih ederim. Fe subhanallah. Hel kuntu illa beşeran rasule, ben ancak beşerden bir peygamberim. İnsan bir peygamberim. Burada müşriklerin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inanmamak için işi yokuşa sürmeleri, olmayacak tekliflerde bulunmalarını görmekteyiz. Ve bununla alakalı işte bir takım önerilerde bulunuyorlar. Ve diyorlar ki şunları şunları yapmadıkça biz asla sana iman etmeyeceğiz. İşte istedikleri şeylerden biri şu. Yani buralar kurak yerler. Sen bize buradan bir pınar fışkırt. O pınardan istifade edelim. Veya senin bir cennetin bahçen olsun. O bahçe hurmalardan, üzümlerden meydana gelsin ve arasından da böyle bir nehir aksın. Böyle bir şey bize yap. Veya sen diyorsun ki eğer inanmazsanız başınıza gökten felaketler gelecek veya kıyamet kopacak, yine gökyüzündeki yıldızlar hepsi dağılacaklar, sönecekler ve parçalanıp gidecekler. Bunları yap ve bu şekilde şeyler meydana getir ta ki sana inanalım. Veya Allah var, peygamber var diyorsun. Allah'ı karşımıza getir görelim. Melekleri karşımıza getir görelim. Veya başka bir teklifleri, senin evin altından olsun. Böyle sade bir ev, gariban bir ev değil de işte tuğlaları altından olan böyle bir ev olsun. Veya semaya yüksel. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miracını haber vermişti. Ve miracında bir semaya yükselme de vardı. Ama onlar sadece böyle mücerret anlatımla bir semaya çıkış, böyle bir miracı da kabul etmiyorlar. Ve diyorlar ki oradan bize okuyabileceğimiz bir kitap, işte bu Allah'ın kitabı diye eline verilen bir kitap gelmedikçe biz yine senin semaya çıkışına da inanacak değiliz. Bütün onların bu tekliflerine karşı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
şöyle demesi taraf ilahiden bildiriliyor. Sübhane Rabbi, Rabbimi tenzih ederim. Hel küntü illa beşeran rasule, ben ancak insanlardan bir peygamberim. İnsan peygamberim. Ve ma mena'a nase en yu'minu iz ca'ahumul huda, hidayet kendilerine geldiğinde insanların imanına engel olan şey ancak şu oldu. İlla en galu, şöyle demeleri oldu. Ebe'asallahu beşeran rasule, Allah Resul olarak bir insanı mı gönderdi? Yani niye melek gelmiyor? Böyle demeleri oldu. Gul lev kâne fil ardı melâike yemşûne mutmainnîne, eğer sen onlara cevaben de ki, eğer yeryüzünde mutmain bir şekilde yaşayanlar melekler olsaydı, lenezzelnâ aleyhim minessemâi meleken rasûle, o zaman biz onlara gökten meleklerden bir peygamber gönderirdik. Değerli izleyenlerim, insanların kendi içlerinden bir peygamber gönderilmesini yadırgamaları tarih boyunca olmuş. Peygamberimize Allah neden bir meleği peygamber olarak göndermedi dedikleri gibi daha önceki peygamberlere de benzeri ifadeler kullananlar olmuş. Ama iyi bir şekilde düşünülürse aslında bu meseleye tersinden bir bakıştır. Yani insanlara niye melekten peygamber gelsin ki? Melek yemez, içmez, insanların dünyasını o kadar bilmez. Ama insanların içinden gönderilecek bir peygamber, onlara usve-i hasene olarak gönderilir. Model olsun, örnek olsun diye gönderilir. Ve insanlar ona bakarlar, kendi tavırlarını ona göre belirlerler. Onun yaptığı gibi yapmaya çalışırlar. Ama melek bir peygamber gelse, eğer yeryüzünde melekler olsaydı Allah meleği gönderirdik diyor. Ama yeryüzünde insanlar imtihan edildiğine göre elbette gelecek olan peygamber meleklerden değil insanlardan bir peygamber olacaktır. Kur'an'ın bir başka yerinde müşriklerin bu anlamda yine şöyle bir taaccüpleri anlatılıyor. Onlar diyorlar ki مَا لِهَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ, yani bu nasıl peygamber böyle yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Burada da yine tersinden bir bakış var. Yani gelen peygamberin yemek yemesi lazım. Ta ki nasıl yemek yenilir insanlara öğretsin. Çarşılarda dolaşması lazım. Çarşılarda dolaşmanın adabı nedir? Nelere dikkat etmek gerekir? İnsanlara bildirsin. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yeme içme ile alakalı ayrıntı diyebileceğimiz epey şeylere dikkat çekiyor. Mesela kendisi yemek ayrımı yapmıyor. Önüne yemek geldiğinde beğendiği bir yemekse afiyetle yiyor. Ama beğenmediği bir yemekse bunu ayıplama gibi bir duruma girmiyor. Önünden yiyor. Besmele çekerek başlıyor. Sonunda elhamdülillah diyor. Bu gibi bir takım önemli noktalar Peygamberimizin hayatında bulunmakta. Bizler yeme ve içmemizde bu noktada Peygamberimize benzemeye çalışıyoruz. Onun ortaya koyduğu ölçülere uymaya çalışıyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz yemekleriniz için en kötü kap dolu bir midedir diyor. Yani mideyi doldurmamak lazım. Yine hadislerde işaret edildiği üzere acıkmadan yememek ve doymadan kalkmak. Bunlar içimizden bir peygamber bilebilirdi. Melekler yemeyeceği içmeyeceği için melekler bunu bilemezlerdi. Ve bir başka açıdan da belki şöyle de düşünülebilir. Eğer yeryüzündeki insanlara melek gönderilseydi bu defa herkes inanmak zorunda kalırdı ve o zaman imtihan olmazdı. Halbuki Allah insanlara insanlardan bir elçi gönderiyor ve bazı insanlar bu da bizim gibi bir insan deyip itibar etmiyor. Diğerleri ise evet bu da bizim gibi insan ama gelecek peygamber zaten insan olmalıydı. Allah bize gönderdi deyip alâ re'si vel ayn kabul ediyorlar. Semi'ana ve ata'ana deyip işittik itaat ettik diyorlar ve peygamberin yolundan gidiyorlar. Öte yandan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çarşılarda da dolaşıyor. Mesela bir defasında çarşıda dolaşırken bakıyor ki birisi buğday satmakta. O anda Peygamberimize ilham yoluyla bildiriliyor. Elini onun içine daldır diye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam
buğdayın bulunduğu kaba elini daldırdığında, şöyle çıkardığında bakıyor, alt kısım ıslak. Ve bu vesileyle Peygamberimiz şunu söylüyor: "Men gashyana feleyse minna." Bizi aldatan bizden değildir. Demek ki Peygamber çarşılarda da dolaşacak ki ticaretin adabı nedir? Alışverişte nelere dikkat edilmesi gerekir? Bunları insanlara bildirsin. Yoksa meleğin bu yönde de ihtiyacı olmazdı ve insanlara bu yönden de rehber olamazdı. Öte yandan Peygamber evli de olmalı ta ki aile hayatını insanlara anlatsın. Aile hayatının mahremiyetleri, dikkat edilmesi gereken şeyleri bildirsin. Ve bu açıdan Peygamberimizin müminlerin diyelim bir kızını alması zahir nazarda yadırganır gibi olsa da Kur'an-ı Kerim o Allah'ın Resulüdür, Hatemen Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusudur. Bu gibi noktalara dikkat çekiyor ve Peygamberimizin evliliğinde de çok hikmetler olduğuna Kur'an ayetleri işaret ediyor. Demek ki peygamber insanlardan olacak çünkü insanlara gönderiliyor. Ve bizler Peygamberimizin ve diğer peygamberlerin hayatlarını okumak suretiyle işin inceliklerini öğrenmiş oluyoruz. Ve peygamberler de bir insan olarak nelere dikkat ediyorlar onları öğreniyoruz ve onlar gibi olmaya gayret gösteriyoruz. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sebeplere riayet eden bir peygamber. Yani ben peygamberim, o halde Allah beni galip eder deyip tek başına düşmanın önüne çıkmıyor. Diyelim Hendek Savaşı'nı düşünecek olursak, Hendek Savaşı'nda Peygamberimiz savunma savaşı yapıyor. Ve doğrudan vahiy ile değil, beşeri bilgi tecrübesiyle muamelede bulunuyor. Ve şehri savunmak için Selman-ı Farisi'nin, "Ya Resulallah, İran'da biz savunma savaşlarında şehrin etrafına hendekler kazarız ve o şekilde savunma yapardık" deyişini esas alıyor ve Medine'nin etrafına hendek kazdırıyor. Ve bizzat kendisi de kazmayla, kürekle hendek kazımında çalışıyor. Diğer Müslümanlar Peygamberimizin içlerinden bir fert olarak bu şekilde çalışmasını görüp daha böyle bir gayrete geliyorlar. Ve o şekilde Peygamberimizi model olarak görüyorlar. Ve onu model alıp ona göre yaşamaya çalışıyorlar. Öte yandan mesela Uhud Harbi'nde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sipere giriyor ve zırh giyiyor. Yani neden? Çünkü sebepler dünyasında. Hatta yara alıyor. Hatta savaş kaybediliyor. Demek ki peygamber savaşı da kaybedebilir. Ama bütün kayıplar bir yönüyle kazanca da dönüşebilir. Ve Müslümanlar evet savaşı Uhud Savaşı'nda kaybettiler ama tecrübe kazandılar. Ve bu vesileyle vahyin terbiyesine muhatap oldular. Ve savaş niçin kaybedildi? Bununla alakalı ayetlere muhatap oldular. Malum çocuk bir defa düşüyor diye hep düşecek demek değildir. Çocuk düşe kalka yürümeyi öğrenir. Ümmet-i Muhammed de daha işin başında bir takım yalpalamalar, bir takım tam isabet edememeler elbette olmuştur, olacaktır. Bu normaldir. Ama gelen ayetlerle ümmet-i Muhammed terbiye edilmiştir. Mesela Ali İmran suresinin neredeyse yarısı Uhud Savaşı ile alakalıdır. Ve bu savaşın mağlubiyet sebepleri, hikmetleri gelen ayet-i kerimelerde ayrıntılı bir şekilde insanlara anlatılmıştır. Ve bu o zamanki insanlara doğrudan ilahi bir irşattır. Kur'an-ı Kerim'de bunların yer almasıyla bize de yine bir irşattır. Bizler tarih aynasında onları görüyor ve onların yaptıklarını Kur'an'daki ifadelerle takip ediyor. Ona göre tavrımızı netleştiriyoruz ve o olan, meydana gelen olaylardan dersimizi, ibretimizi, hissemizi almaya çalışıyoruz. Demek ki müşriklerin olağanüstü şeyler istemeleri, işte senin şöyle bir evin olsun, altından bir evin olsun, şuradan bize bir nehir çıksın, işte bize pınarlar fışkırt, bunları yap, bu gibi ifadeler kullanmaları işi yokuşa sürmek, aklı selimle
bağdaşır şeyler değil. Yani peygamber baştan sona harikalar meydana getirmek için gelmemiştir. Peygamber bir cihetiyle beşerdir. Bir başka cihetiyle de Rasuldür. Hel küntü illa beşeran Rasule. Bu ayette ikisi beraberce zikrediliyor. İnsanlardan bir peygamberdir ama aynı zamanda Allah'ın elçisidir. Allah'ın elçisi olma yönü, mesela diyelim bir öğretmen sınıfta en göz dolduran birini başkan yapmak ister ve onu başkan yapar ve o şekilde onun vasıtasıyla bir takım icraatlarını yapar. Allah-u Teala insanlara onların içinden bir peygamber gönderiyor. İnsanlardan bir peygamber, seçilmiş bir insan, daha doğrusu seçilmiş insanlar, peygamberler silsilesi ve o şekilde insanlara mesajını bildiriyor. Her insan doğrudan doğruya Allah'ın mesajına muhatap olabilecek kabiliyette ve kuvvette değil. İşte bu noktada temsili bir durum var. Allah'ın mesajını Allah bir kısım seçkin kimselere bildiriyor, onları kendine muhatap yapıyor, onlarla da diğer insanları irşat ediyor. Ama diğer insanların buna karşı senin her yaptığın harika olsun, işte evinin tuğlaları altından olsun, şurada gözümüzün önünde bir nehir çıkar, bir pınar fışkırt, işte göklere yüksel, göklerden bize bir kitap getir, sıra dışı bir kitap olsun, işte bu Allah'ın kelamı diye bize bunu göster demeleri aslında inanmaya niyetleri olmadığını gösteriyor. Neden? Çünkü eğer şu dünyada her şey harikalarla olsaydı peygamberimize herkes inanmak zorunda kalırdı. Ve o zaman inananla inanmayan o kadar da çok netleşmezdi. Ama Allah-u Teala murad etmiş ki dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. Bundan dolayı peygamberi bir insan olarak göndermiş. Hatta peygamber insanların maruz kaldığı durumlara, çilelere, sıkıntılara daha şiddetlisiyle hatta muhatap olmuş. Bazıları onu sadece bir beşer olarak görmüş ama bazıları ondaki peygamberliği de fark ederek iman etmiş ve imanın şerefini elde etmiş. Cenab-ı Hak ahir zaman ümmeti olmayı, en büyük peygamberin ümmeti olmayı bizlere nasip etmiş. Ona göre yaşamayı da hepimize nasip etsin diyorum. Ve bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.